ben Eşref Serbest. Eskihisar, Yalova, Tavşanlı arasında araçlı ve araçsız yolcu taşımacılığı yapan NEGMAR Denizcilik Yatırım AŞ'de genel müdür olarak görev yapıyorum. Bizler İstanbul ve Ege arasında ulaşım ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını ekonomik, konforlu ve güvenli olarak sağlamak için 4 feribotumuza hizmet veriyoruz. Tabii NEGMAR'ın Marmara'da yolcu ve araç taşımacılığı bakımından 13 yıllık bir tecrübesi bulunuyor. 2013 yılından bu yana da Eskihisar ve Yalova Tavşanlı iskeleleri arasında faaliyet gösteriyoruz. 6 yıllık bir tecrübemiz var. Biz hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü bunu bütün vatandaşlarımız gibi televizyondan öğrendik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı bu hain girişimine karşı sokağa davet etmesiyle sokakta bu darbe girişimine karşı tepkimizi ortaya koyuyorduk. Tabii aslında gün içerisinde bir hareketlilik olduğunu biz fark etmiştik Deniz'de. Bunun sebebi de şudur. Sizin de bildiğiniz gibi Kocaeli Körfezi'nde bulunan Gölcük bölgesinde bir donanma üssümüz bulunuyor. O gün burada elektronik haberleşme cihazlarını kapatmış. Hatta gece aydınlatma seyir fenerlerini kapatmış, yaklaşık 20'den fazla geminin denizde kontrolsüz bir hareket yaptığını fark ettik. Tabii bu gemiler radar sistemlerimizde cisim olarak fark edilmesine rağmen cihazları kapalı olduğu için ve trafik kontrol merkeziyle iletişime geçmedikleri için bunu tespit etmek mümkün değildi. Ama gündüzden akşam üzerine doğru bir hareketlilik başlamıştı burada. Yani şu kadarını söyleyebilirim. Tabii ne biz ne de ben inanıyorum ki hiç kimse bu hainlerin böylesine bir kalkışma içerisine girebileceğini, böyle organize olarak ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne saldıracaklarını düşünmüyordu. Ama olağan olmayan bir takım durumların olduğunu fark etmiştik. Akşam saat 11 sularında yönetim kurulu başkanımız Sayın Mehmet Koç beni telefonla arayarak bu darbecilerin İstanbul'da bulunan Boğaz köprülerini kapattığını, dolayısıyla hem emniyet güçlerinin hem vatandaşların hem de yaralıların karşıdan karşıya araçla geçme imkanlarının kalmadığını, İstanbul'da bir trafik kargaşası yaşandığını belirtti ve derhal feribotları beklemeden İstanbul'a hareket ettirmemizi, orada şehir hatlarına ait Üsküdar ve Kabataş iskeleleri arasında vatandaşlarımıza hizmet vermemiz talimatını verdi. Tabii biz bu talimatı alır almaz gemide bulunan kadromuzla organize olduk ve hiç bekletmeden yaklaşık yarım saat gibi bir süre içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayıp Boğaz'a doğru hareket ettik. Gece yarısından önce de Boğaz'a ulaştık ve Üsküdar-Kabataş arasında hizmet vermeye başladık. Tabii bizim Boğaz'a ulaştığımız saatler dediğim gibi gece yarısıydı. Darbe girişiminin hala etkin biçimde sürdüğü, vatandaşlarımızın Boğaz Köprüsü'nde buna karşı koyduğu saldırıların, atışların yapıldığı durumdaydı. O gece feribotlarımız Üsküdar'da çalışırken Boğaz Köprüsü'ndeki o çatışmalara şahit oldular. Üstümüzden alçak uçuş yapan uçaklara, helikopterlere şahit olduk. Yaklaşık 24 saat gibi, ertesi gün köprüler açıldıktan bir süre daha, işte İstanbul'daki trafik ve hayat normale dönene kadar feribotlarımız orada o gün tabiri caizse milletimize, devletimize hizmet etme imkanı buldu. Şöyle söyleyebilirim efendim, biz bazen böyle çok rüzgarlı havalarda kaptanlarımızın sefer yapmamak yönünde bir tavır içerisine girdiklerine şahit oluruz aslında. Çok rüzgarlı havalarda onlar bazen seferlerin iptal edilmesi gerektiğini düşünürler. Belki risk etmemek açısından, ama genelde şirketler de emniyetli biçimde sefer tamamlanabilecekse yolcularının mağdur olmaması için seferin tamamlanmasını ister. Ama o gün bu yaşanan kargosada, bu darbe girişimine rağmen ben hiçbir personelimizden bu yönde bir tereddüt, bir geri adım, bir korku görmedim. Hepsi canla başla, cesaretle, özveriyle bir an önce oraya gidip buna karşı görev yapma yolunu seçtiler. Aslında hiç zorlanmadık. Tabii çok hızlı verilmiş bir karardı. Az önce de bahsettiğim gibi gerek kamudaki yöneticilerimizden, gerek İstanbul'daki şehirdeki yöneticilerimizden bizim feribotlarımızın oraya götürülmesi, orada hizmet vermesi noktasında bize gelmiş bir emir veyahut da bir rica dahi bulunmamaktaydı. Tabii olay çok yeni cereyan etmiş. Herkes olayın daha şokunda, tedbir almak noktasında gayretler gösteriyordu ama yönetim kurulu başkanımızın orada tabiri caizse ben baba yiğitliği diyorum buna. Bu büyük bir cesaret örneğidir. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. O gün bu gemilerin memlekete, bu darbecilerin yaptığı hain girişime karşı koyan insanlara hizmet etme noktasında bir vazife üstlenmesi gerektiğini fark etti ve biz hızlıca gereğini yerine getirdik. Tabii bildiğim kadarıyla Boğaz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Hatları AŞ'ye ait
araç taşıyan feribot bulunmuyor. Onlar sadece arabalı vapurlarla yolcu taşıyorlar. Bildiğim kadarıyla başka bir firmanın İstanbul Boğazı'nda araç taşımacılığı hizmeti var ama o gece saatlerinde normalde de görev yapmadıklarını, o feribotların sadece gündüz çalıştığını biliyorum. O gece görev yaptıklarına ilişkin herhangi bir bilgi belgede bana gelmedi açıkçası. Öncelikle Rabbimin bir daha böyle hain kalkışmalara, hain teşebbüslere ülkemizde fırsat vermemesini diliyorum. Bu millet darbelerden çok çekti. Bu ülke darbelerden çok çekti. Bunlar bizim ekonomimize, sosyal hayatımıza çok ciddi zararlar, yaralar oluşturuyorlar. Bunların yaşanmamasını umuyorum. 15 Temmuz'un kahramanlarına sahip çıkmak lazım. Biz bu konuda NEGMAR olarak sizin de bildiğiniz gibi Ocak ayında aldığımız karar doğrultusunda sadece 15 Temmuz'da sınırlı kalmayarak bütün şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarına feribotlarımızı ücretsiz yaptık. Onlar diledikleri gibi seyahat edebiliyorlar feribotlarımızla. Bundan çok memnunlar. Hem devletimizin, hem özel şirketlerin, hem de vatandaşlarımızın bizim şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onlar bizim için çok kıymetli emanetler. Bunun örnek oluşturmasını temenni ediyoruz. Diğer firmalardan da bu yönde atılımlar bekliyoruz. Bu iyi örneklerde firmalar yarışmalı.